Namazı cem ederken peş peşe olması zorunlu mudur? Yani aynı vakitte farklı zamanda cem edilebilir mi? Şimdi mezheplere bakarsanız cem ederken araya sünnet bile koyamazsın. Sünnet namaz da koyamazsın. Ama bunu yasaklayan bir şey yok. Yani şöyle var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de öğle ile ikindiyi akşamla yatsıyı birleştirerek kılmıştır. Bu İbn Abbas'ın rivayetidir ve bu konuda en sağlam rivayet sayılır şeyde, Müslim'de. Diyor ki ne yağmur vardı ne de şey daha vardı. Ha, soğukluk vardı bir şey. Evet, şimdi niye peki Resulullah böyle yaptı? Ümmetine sıkıntı vermemesi için diyor. Şimdi siz bazen öğlen namazını kılarsınız, bakarsın biraz sonra bir işiniz çıktı, ya gidersem bu ikindi kaçacak. O zaman ikindiyi de kılarsın. Ya da öğlende hemen gitmem lazım, ezanı bekleyemem, o zaman gittiğin yerde ikindiyle beraber kılarsın öğleyi. Aynı şey akşam ve yatsı namazı için de söz konusu. Çünkü bunun Kur'an-ı Kerim'de dayanağı var. Resulullah Kur'an'da olmayan hiçbir şeyi yapamaz. Kur'an-ı Kerim'de öğlen namazının başı net bir şekilde bellidir. Güneşin tepe noktasından batıya kayması. İkindinin sonu net bir şekilde bellidir. Güneşin batması. Öğle ile ikindiyi ayıran çizgi net değildir. Aynı şey akşam ve yatsıyla alakalı da Kur'an-ı Kerim'de öyledir. Yatsının sonu net olarak bellidir, hava kararıncaya kadar. Akşamın başı net olarak bellidir, güneşin batması ya da işte kutup bölgelerinde oranın şartlarına göre şeyler var, durumlar söz konusu. Şimdi hemen öyle deyince Murat Bey hemen harekete geçti. Haklı olarak çünkü her gün bütün soruları sana gönderiyorum. Haklısın, başka çaresi yok. Şimdi arada şey çok net olmayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen öğle ile ikindiyi öğlen vaktinde, bazen ikindi vaktinde, akşamla yatsıyı bazen akşam namazı vaktinde, bazen yatsı vaktinde birleştirdiği olmuştur. Daha çok yolculuklarda bunu yapmış ama yolculuğun dışında da Medine'de de yaptığı olmuş. Tabii bu bizim için çok büyük bir kolaylık. Mesela bir hanımı düşün, misafir gelecek, elim ayağım birbirine karıştı, namaz da kılacağım, tamam. Bir de namazı kılarken farzlar çok esas kılınması gereken farzlardır. Sünnetleri kılarsanız çok sevap olur, o ayrı bir şey. Ama farzlarını kılmazsanız bu telafi edilmez bir eksiklik olur. Evet.